dört parti bir araya gelmişmiş de 2,5 sene önce. Bunun içinde HDP'de varmış, oturmuşlar, yeniden bir anayasa nasıl yapılır diye gizli gizli görüşmüşler. Ya bu kadar saçmalığa kim itibar ediyor, ben bunu anlamıyorum. 2,5-3 sene önce bildiğiniz gibi seçimlere giderken Millet İttifakı'nın temelini oluşturan esas ilkeler gizli değil. Birkaç toplantıda ele alındı, bir metin haline getirildi ve deklare edildi. Millet İttifakı'nın hangi temellere oturduğunu anlatmak için, anayasa yapmak için değil. Ben bu tip açıklamaları hakikaten ülkeye zarar veren, dedikodulara sebep olan, milleti farklı mecralara sürüklemeye çalışan, özellikle de iç hesaplaşmayı hedef alan iddialar olduğu için hiçbir zaman üzerinde de durmuyorum. Ne anayasası ya? Önce baba yasayı bir bitirelim. Bizim hukuk sistemimiz darmadağın. Zihniyetimiz düzgün değil. Her tarafımız dökülüyor ülke olarak. Sebep anayasa değil. Emin olun bu anayasanın içinde ülkenin problemlerinin tamamına yakınını çözmek mümkün. İyi niyet varsa, şeffaflık varsa, dürüstlük varsa.